güçsüz zenginler gibi alışveriş yapmışsın. Hadi lan. Maraş dondurması satanlar gibi cıvıma. İşine bak, sefil proletari. Abi, benden söylemesi sakın Önder Bey'e görünme. Sabahtan beri seni arayıp duruyor. Biri yok ya. Ciddi mi? Bu aralar morali de bozuk biliyorsun. Rusya'nın haline üzülüp üzülüp teselliyi vodka'da arıyor. Basar! Neredesin sen? Buradayım efendim. Saat kaç oldu? Hiç zahmet etmeseydin. Çinliler devrimi saat kaçta yaptılar biliyor musun sen? Bilmiyorum, sabahın köründü mü ya? Evet. Sarga bokunu yemeden. Evet. Saçmalama. Adamlar sabahın köründe kalkıyorlar, devrimi yapıyorlar, sonra işe gidiyorlar. Ya! Pes vallahi, Çinlilerin çalışkan olduğunu biliyordum ama bu kadarını beklemiyordum. Bunlar ne? Bu çantalar ne oluyor? Biraz alışveriş yaptım da efendim. 3-5 giyecek aldım. Oh! Oh! Rusya'da, Asya'da insanlar bir krizden çıkıp diğer krize geçiyor. Sen burada üstüne başına elbise alıyorsun. Bana bak, beni sinirlendirme. Derhal işine başla. Derhal efendim. Bana bak. Çalışmalarını dikkat ve hassasiyetle takip edeceğim. Anlaşıldı mı? Bana bak. Sen de işine bak. Salak proleter. Gördün mü? Hep senin yüzünden. Benim mi? Asya'daki, Rusya'daki krizle benim ne alakam var canım? Onu söylemiyorum. Alışverişe çıkmasaydık ne olurdu sanki? Sana da iyilik yaramıyor. Keşke bıraksaydım da Raşkopor gibi avari kıyafetleriyle dolaşsaydın ortalıklarda. Hop kanka. Kimle konuşuyorsun sen? Hiç. Kendime kızıyorum. Yani keşke alışverişe çıkmasaydım diyorum ya. Valide Sultan geldi. Geldi. Anne. Firdevs. Cadolozlar. Nefis. Şelale. Salak. Merhaba minik kuşum. Merhaba. Nasılsın bakalım? Sen gelene kadar iyiydi. Merhaba abi. Merhaba canım. Merhaba Mustafa. Hoş geldiniz. Hayrola, sabah sabah bu ziyareti neye borçluyuz acaba? Alışverişe gideceğiz ya oğlum, unuttun mu? Mersi canım, biz almayalım. Biraz önce hallettik o işi. Alışveriş mi? Ne alışverişi ya? Annemle bana bir şeyler almak için söz vermiştin ya abi. Ben mi söz vermiştim? Evladım, Ruşen amcanın torunu Sarp'ın düğünü vardı hani. Unuttun mu? Sarp! 5 yaşında çocuğu evlendiriyorlar mı yani? Aman Allah'ım. Sünnet düğünü canım. Yeni bir şeyler giyip gitmezsek rezil oluruz vallahi. Sanki kronik rezilliğiniz yeni bir şeyler giymekle gidecek de. Ay Müfit Bey, ne kadar şirin yılanlarınız var. Müfit, artık bizim işimizi de abimle konuşsan iyi olacak. Tamam, ben uygun bir zamanda uygun bir dille konuyu açarım. Ama şimdi burada konuşmayalım. Tamam o zaman. Akşam her zaman buluştuğumuz yerde buluşalım da konuştuklarınızı bana da anlat. Tamam. Verdiğin sözü tut bakalım Mazhar Efendi. Anne, inan böyle bir şeyi hatırlamıyorum ya. Hatırlamazsın tabii. Bizimle ilgili hangi sözü hatırladın ki zaten? Evladın iyisini Allah Ruşen amcanlara vermiş. Ama anne, la mı, ci mi? Kes sesini bakayım. La mı, ci mi yok. Hemen gidiyoruz, o kadar. Anne, bu imkansız ya. Önder Bey bu sefer beni kesin kovar. Kovarsa kovsun, ne olacak? Sen de devlet işine girersin. Bak, Ruşen amcanın oğlu Seda'da devlet işi sağlam diye devlet opera ve balesine girdi. Ya, sen de orası olmazsa SSK opera ve balesine girersin be evladım. Ama Mazhar'ın yaşı bale için biraz geç değil mi Menkıbe teyze? Olsun. Biz de mahkemeye gider yaşını küçültürüz. Hadi bakalım yürü. Yürü. Malların iyisi bitmeden bir an önce gidelim. Anne lütfen. Mazhar benimle alışveriş yaptı. Geç kaldınız canım. Öf be. Acayip yedik ya. Kendimi piknik sepetine saldırmış ayyok gibi hissediyorum. Efendim. Ay şuraya bir parçacık uzanayım da yediklerim erisin bari. Ay. Oh. Aman. Ay. Hoppala. Buyurun bakalım, gene acıktım. Gideyim biraz bir şeyler daha yiyeyim. Ne oluyor burada ya? Nedir bu gürültü? Ha? Ekmek yerine sizin çenelerinizi poşete koymak lazım. Brezilya karnavalında bile bu kadar gürültü olmuyor. Vay vay vay. Bizimki Küba devrimi kutlamalarına gidiyorum diye Brezilya karnavalına gidiyormuş meğer. Hanımefendi hoş geldiniz. Hoş bulduk Önder Bey. Ben de bu odama yayılan ışık nedir diyordum. Meğerse sizin güzelliğinizin ışığıymış. Hanımefendi Eva Peron gibisiniz. Arjantin ağlama bana. Benzetmenin böylesine de çüş denir herhalde. Eva Peron'muş. Tren garı Peron'u deseydim biraz olabilirdi yani. Teşekkür ederim efendim. Teveccühünüz. Bunu böyle sizin gibi yüksek bir şahsiyetten duymak doğrusu beni çok onurlandırdı Önder Beyciğim. Aman Menkıbe Hanım efendiciğim, ben size gerçekleri söyledim.
İltifat etmek kapitalistlere, gerçekleri söylemek bizim gibi 68 kuşağına mahsustur. Önder Bey, sizden bir istirhamım olacaktı. Aman efendim, rica ederim. Emriniz olur. Buyurun. Masarla alışverişe çıkmamız lazım da, acaba diyorum masara bir, iki saat izin verseniz. Aman hanımefendi, sizi kırmak ne mümkün. Hay hay, memnuniyetle. İsterseniz masara bütün gün izin verebilirim. Masar, gidecek misin yoksa? Gideceğim herhalde, mecburen yani. Madem öyle benimle gezerken niye daraldın öyle? Gidelim gidelim diye tutturdun. Ne yapayım ama hayatım, o zaman işe geç kalıyordum. Pekala, o zaman git bakalım alçak herif. Hadi Masar, gidelim artık. Böyle anlayışlı bir patronun olduğu için ne kadar sevinsen az. Ben bunun için günde iki defa seviniyordum. Onu üçe çıkarayım bari. Aman efendim, rica ederim. Ben onun patronu değil, babası sayılırım. Pardon, yani bütün personelin babası sayılırım. Görüşmek üzere Önder. Görüşmek üzere Önder. Geliyorum anneciğim, geliyorum. Buradayım. Buradayım. Hoşça kal Mifit Bey. Bey kıyım. Gördün mü nasıl yüzünü aldım Önder Bey'den? Tamam. Tatlı bir güler yüz yılanı belinden. Bakalım alışverişi hangi parayla yapacaksınız Masar Bey? Ah! Ayol paralarım dökülüyor. Ah! Ah! Paralarım! Paracıklarım gitti! Paralarım! Sen 100 para kıymeti bilmiyorsun ha? Paralar bozulmasın aralar. Yok ya, biz senin gibi paraları yapamıyoruz. Alın teriyle kazanıldı bunlar. Ne oluyor ya? Bu da ne? Telefon? Aman bana ne el alemin telefonundan be. Ay. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. El alem utansın, o beni terk etmemiş. Gel şöyle otur, sar yanı yanı başıma, görsünüm iyi.